Değerli edebiyat severler merhaba. Bugün istemamızın çok değerli ve önemli yıldızlarından birisi üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Cahide Sonku üzerine konuşacağız bugün. Yazar senarist Eyupan Erkul ile. Eyupan Erkul'un geçtiğimiz günlerde Artemis Yayınları tarafından çok değerli ve önemli bir kitabı yayınlandı. Cahide Melekler yeryüzünde yaşayamaz. Bu elimde gördüğünüz kitap üzerine konuşacağız değerli konuğumuz ile. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Eksik olmayın. Pandemi günlerinde neler yapıyorsunuz? Ee, pandemi günlerinde okuyorum, yazıyorum, izliyorum ve biraz yaşadığım bölge nedeniyle çok şanslıyım. Bol bol spor yapıp bisiklete biniyorum. Artık bir şekilde olumlu anlamda değerlendirmek gerekiyor bu günleri. Evet, evet. Artık alıştık işte bir yılı aşkın süredir. İlk gün virüsü tanıdıkça o ilk günlerin paniği yok. İşte belediyeler yerleri yıkamıyor, biz poşetleri yıkamıyoruz <laughs> ve şey alıştık artık, tanıdık onu. Bugüne kadar geldik. Önemli olan bundan sonra da gidebilmek galiba. Şimdi Cahide romanına geçmeden önce biraz çocukluğa gidelim istiyorum. Çünkü çocukluk herkesin yaşamında çok önemlidir. Hı hı. Ve Antep deyince insanın hı hı. aklına ister istemez yani benim aklıma Ülkü Tamer geliyor, Nakip Ali geliyor. Ülkü Tamer de tanıdığım Nakip. Nakip Ali geliyor. Hı hı. E, çocukluğundan neler var hatırladım hocam? Ee, yani ço Antep çok renkli bir yer. Çok köklü bir kültürü olan bir yer. Hikaye anlatmak çok önemlidir orada. İşte Antep'in çıkardığı yazarlarda baktığımız zaman hani Türk Edebiyatı'nda çok güzel yer kaplıyorlar. İşte sizin bahsettiğiniz Ülkü Tamer, Onat Kutlar. Yine çok az bilinen çok mu muhteşem bir öykücümüz vardır. Mitat Enç. İşte daha sonra Özen Yulay'ı sayabiliriz, Ahmet Ümit'i sayabiliriz, meşhur şairimiz Bejan Matur'u sayabiliriz. Yani bereketli bir yer Antep toprağı gibi insanı da bereketli. Şey Annemden, babamdan, büyüklerimden hep hikayeler dinleyerek büyüdüm. Sadece mutfağı değil, diğer kültürel ögeleri de güçlü bir şehir. Tabi burada böyle bir kaba bir Antep milliyetçiliği yapmak istemem ama e, özellikle Antep'li edebiyatçıların e, bugüne gelmemde etkisi çok büyük. Özellikle de Ülkü Tamer'in. Peki ilk yazma denemeleri ne zaman başladı? E, i̇nanın hatırlamıyorum. Yani düşünüyorum böyle Antep'teki evimizin bahçesinde şiir yazarken ilk onu şey yapıyorum böyle uyaklı kafiyeli şiirler yazıyordum ilkokulda. Hatta ablam Nermin Şiirim okumuş, benimle dalga geçmişti. Çünkü kafiye olsun diye yar demiştim ben şiirde. Onun da anlamını bilmiyormuşum. Yani bu yaşta sevgilim mi var falan diye ablam şey yapmıştı, benle dalga geçmişti. Mesela ilk hatırladığım yazmayla ilgili anı o. Ee, yine ilkokul öğretmenim Perihan Karaca, hala yaşıyor kulakları çınlasın. Ee, yazdığım şiirleri sınıfta okurdu. Seni yarışmaya göndereceğim derdi. Artık o yarışma nasıl bir şeydi? Ben çocukken hayal ederdim böyle. <laughs> Büyük tören gibi falan. Tabii yarışmaya katılmadım. Ee, ama ilkokul öğretmenim bu konuda beni teşvik etti. Sonra ortaokul öğretmenim Ahmet Çetin vardı rahmetli. Ee, mesela bize dünya klasiklerinden kitapları okurdu. O. Ee, ve yarım bırakırdı sınıfta. Sonra gider biz onu alırdık hikayeyi merak ettiğimiz için. Mesela John Steinbeck'in incisini yarım okumuştu. Sonra ben gidip onu almıştım. Daha sonra lisede yine bir edebiyat hocam Ökkeş Kırıcı. O da hala hayatta ve onun da kulakları çınlasın. Bir öykü yazma ödevi vermişti. Ben de sınıfın serserilerindendim. Yani basket oynayan, en arka sırada oturan derslerle pek ilgisi olmayan, liseyi 5 yılda bitiren 1-2-3 <laughs> yıllık liseyi diyeyim. Ee, gece böyle apar topar antrenmandan geldikten sonra bir öykü yazmıştım. Sonra ertesi gün de sınıfta sen oku dedi bana. Ben okudum ve herkes hayretler içindeydi. Tabii en çok ben hayret ediyordum. Çok beğenildi diye. Ee, sonra onun teşvikleri çok önemliydi. Ee, yani İlk ne zaman yazmaya başladığımı hatırlamıyorum. Kendim bildim bileli yazıyorum diyebilirim. Peki seçtiğiniz üniversitede de bu düşünceler etkili oldu mu hocam? Tabii tabii. O ilk üniversitem değil zaten. Bir, birkaçını bırakıp oraya gittim. Ankara Üniversitesi'nin Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümü dramatik yazarlık bölümü var. Galiba 300-500 kişi sınava girer ve 5 kişi alırlar her yıl. İlk yıl gittim girdim sınava kazanamadım. Bir yıl Ankara'da kaldım. Hem çalıştım hem sınavlara hazırlandım ve ertesi yıl girdim. Orada da böyle bir rüya takımı gibi hocalarım vardı. İşte Sevda Şener, Türk Tiyatrosu'nun önemli felsefecilerinden. Yine Türk Tiyatrosu'nun önemli araştırmacılarından Metin Ant, Turgut Özakman, Selda Öndül, Ayşegül Yüksel, Sevinç Sokullu gibi. Yani okul ötesi bir yer olmuş. E, aslında. rüya takımı gibiydi. Bir tek Mahmut Tali Öngören'e yetişemedim senaryo derslerinde. Onun yerine de Sıtkı Tekmen'den aldım. Gerçekten rüya takımı gibiydi hocalarımız. Peki üniversite sonrası yaşamınız nasıl şekillendi hocam? Üniversite sonrası yaşamım işte sinema çevresine girmeye çalışmakla şey oldu önce böyle dizilerde junior yazarlık yapıyordum, senaristlik yapıyordum. Daha sonra belgesellerde reji asistanlığı yaptım. Reklam, çok küçük reklam filmlerinde çalıştım. Reji asistanlığından sonra yani dizilerde yönetmen yardımcılığından sonra yayıncılık yapmaya başladım. Yayın evlerinde çalışmaya başladım. Sonra zaman zaman senaristlik yapıyordum. Zaman zaman yayıncılık yapıyordum. Çok uzun yıllar böyle geçti. Şimdi 10 yıldır filan yayıncılık yapmıyorum. Sadece evet. yazarak geçimimi sağlıyorum. Öncesinde tabii yayıncılık yaptınız ama sizin de kitaplarınız var. Evet. Bir onlardan evet. da söz edebilir miyiz? Bu dördüncü romanım benim. Hı hı. İşte ilk acemilik eserim vardır. Haydi düş önüme serçe. Daha sonra 2010 yılında Kara diye Antep harbini anlattığım Kara romanım var. Sonrasında Çanakkale Harbini anlattım, Savaş karşıtı olan hem Türk hem Anzak cephesini anlattım roman yine Savaş ana romanım var ve son olarak da Cahide. Peki yine Cahide'ye gelmeden önce dönüm noktası sizin için neydi hocam? Cahide'den önceki. Romancılığım evet, açısından evet. mı? Ee, tabii ki Karayılandı ve tabii ki Yaşar Kemal'in bana kitabımı okuyup haber göndermesiydi. Ne gönderdi? Yani ismini vermek istemediğim bir yayıncı arkadaşım. O, o kitabı reddetmişti çünkü daha öncesinde. Ona ziyarete gidiyor ve Yeni Türk Edebiyatı'ndan konuşuyorlar. Yanlarında bir arkadaşım daha var Levent Yorulmaz diye. Yeni Türk yazarlarından kimi sevdiğini soruyorlar. O da beni söylüyor. İşte bizim Levent de ben benim arkadaşım tanıyorum deyince Yaşar Kemal de şey diyor. Onun hakkında bir yazı yazacaktım zaten. Söyleyin beni arasın demiş. Tabii ben bunu duyunca üç gün kendime gelemedim. <laughs> Sonra telefonunu aldım, cesaretimi topladım ve aradım. Sonra evine davet etti. İşte o güzel sözlerini söyledi. Şey bir, bir, onun e, Türk edebiyatına sunduğu bir yazım formatı vardır, mecbur insan. Yani kahraman, ben kahraman olacağım diye öne çıkmaz. O Toplumsal, yani bir yazgı, kader olarak değil de, hani daha size söylersek bir yazgı olarak aslında bazı kahramanlar öne çıkar. Yani tarih, toplum, sosyoloji, ekonomik koşullar, hatta ülkenin koşulları bazen bir kişiye bir misyon yükler işte ne bileyim bir anlamda Mustafa Kemal böyledir. Hani Mustafa Kemal herhalde ben Atatürk olacağım diye yola çıkmamıştır. Yani sosyoloji onu öne çıkarmıştır. Yine İnce Mehmet öyle. Ben de Kara Yılan'ı bu kurgu üzerine yazmıştım ve Yaşar Kemal o formatı bildiğimi anlamıştı. Bunu nereden biliyorsun demişti. Ben de 90'ların başında ondan bir söyleşi dinlediğimi söylemiştim. Bu Edebiyatçılar Derneği Yaşar Kemal günleri yapmıştı Ankara'da. 93 yılında olması lazım. Orada uzun uzun Yaşar Kemal bu mecbur insan kuramını anlatmıştı. Sonra işte şehrimin e, kahramanı Karayılan'ın hikayesini okuyunca evet bu yazılmaya değer dedim ve yazdım. Sonra da işte büyük ustayla ömrünün sonunda tanışma fırsatı buldum bu sayede. Mecbur kahraman demişken Cahide'ye girelim. Aha. Cahide de mecbur kahramanlardan birisiydi. Cahide mecbur değil aslında. Yani mecbur e, Türk tiyatro tarihinde ya da sinema tarihinde. E, Türk tiyatro tarihinde bakarsak mecbur insan şeydir, affecaledir. Yani sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadın. Yani e, Darül Beda'yı kurs açmış, kursa gitmeye başlamış affecale. e, Affe i̇şte bunları suflör olarak yetiştiriyorlarmış ama sahne üzerinde de eğitim vermişler. Yani bir kişinin artık öne çıkması lazım. O çıkan şey olmuş. Affe Cahil olmuş. Evet Affe mecbur insandır ama Cahide değil. Cahide bilerek, isteyerek ve tahammüden oyuncu olmuştur. Peki yine Affe Cahil'den devam edelim bir soruyla. Hı hı. Hı hı. Onunla ilgili de bir çalışmanız evet. olduğunu biliyorum. Hı hı. E hangi aşamada neler yazacaksınız onunla ilgili hocam? Ben romanlarımı yazmadan önce bir özet yazarım. Sonra onu bölümlere ayırırım. Tabii bir tema... Daha sonra onu bir çerçeve içerisine oturturum. Affe Afecale'nin araştırmasını bitirdim. 30 sayfa bir özet yazdım. E, genel çerçeveyi oturtamıyordum. Son dönemde çözdüm. Yani işin felsefi kısmını da çözdüm. E, e, çok garip bir şey anlatayım size. E, bir totem yaptım aslında. Batıl ilancım olmasa da dün. E, Cahide'nin hikayesini bitirdiğimde ...menajerim Berk'le paylaştım ve sinema filmi yapmak istiyordum. O da bu e, özetimi e, İclal Aydın okutturmak istedi. E, o sırada yapımcılarla görüşürken memnun kalmadım ve artık senaryo yapmaktan Cahide'yi vazgeçtim. Roman yapsam mı gibilerinden düşünürken İclal Aydın bana haber gönderdi. Bunu mutlaka roman yapın diye. E, yani Cahide'nin roman yapma fikrini... E, Böyle almıştım kararını. Senaryodan romana doğru. Evet. evet. Zaten özet Hı. olunca. Daha sonra yazım biçimi değişiyor aslında. Yani enstrümanların değişiyor. Yoksa orkestrayı Hı. kurmuş oluyorsunuz. Şimdi Affe hikayesini bitirdim. genel çerçevesini oturttum. Ve dün e, öykümü yine belki e attım. E, i̇şte bir totem yapalım. <laughs> e, İjder Hanım... E, Okusun. Bunu okusun diye hatta altına mailin altına da şey yazdım. Bu Osmanlılar'da e, kitap duası vardır ya. Ya Hafizu ya Kebikeç yazdım. <laughs> Kebikeç kitap cini olduğunu inandır Osmanlı'da. Dün attım. E, bakalım bu defa totem tutacak Umarım, mı? Tutar. Umarım tutar. Umarım. Şimdi e, Cahide kitabına gelirsek. Hı hı. Yani hı. çok uzun araştırmalar sonucunda ortaya çıktığı belli oluyor. Yani. de sizi etkileyen neydi hocam Cahide Sonku'da? Anlatılması gereken ve yanlış bakılan, yamuk bakılan Zizek'in deyimiyle yamuk bakılıyordu Cahide'ye. Yani Cahide'nin ölüm tarihi 1981 ve Türkiye'nin asker eliyle arabeskleştirilmeye başladığı dönemdir. Yani askeri darbeden sonra yeni bir kültür çıkmıştı ortaya, arabesk kültür. Yani bu müzik anlamında söylemiyoruz bunu. Yani ne köydeki gibi bir yaşam biçimi ne kentteki gibi bir yaşam biçimi. Hüznün, efkarın, isyan etmenin ve ağlaklığın çok ön planda olduğu bir dönem. Ya adam köyünden kalkıp gelmiş inşaatta çalışıyor. Hayat onun için çok zor. Ve o efkarlı hava tüm e, ülkeyi kapladı. Her şey, gazeteciliğimiz, sinemacılığımız, müziğimiz, resmimiz, e, günlük yaşamımız arabeske boğuldu bu efkara. Cahide de 1981'de öldükten sonra onun hikayesi hep böyle bir efkarla anlatılıyordu. Böyle bir hüzünle, böyle bir ibret hikayesiyle hakkında bir sürü şehir efsaneleri var. İşte kadın alkolik olmuş, içiyor ama onun sokakta yattığını sanıyorlar. İşte ondan ibret alınması gereken birisi olarak bahsediyorlardı. Oysa karşımızda çok kudretli, çok büyük işler başarmış, erkek dünyasında yani oyuncu olmuş, sinemanın ilk starı olmuş, sinemamızın ilk kadın yönetmeni olmuş, sinemamızın ilk kadın yapımcısı olmuş. Çok güçlü, kudretli örnek alınması gereken bir şahsiyet vardı ve bunu mutlaka anlatmam gerek diye düşündüm. Şimdi burada sizin roman anlayışınız üzerinde de duralım istiyorum. Sonuçta roman dediğimizde aklımıza hep kurgusal metinler gelir. Evet. Şimdi otobiyografik bir roman, gerçekliklerin, yaşanmışlıkların öne çıktığı metin ağırlıklı olarak. Tabii ki kurgusal bölümler de var. Bu gerçek ve kurgu arasındaki hocam, o ince çizgiyi nasıl ayarladınız? Yani ben de işte daha çok Fransız varoluşçuların şey fikrini e, severim. Yani dünya kasvetli bir yerdir. Dünya manasız bir yerdir. Aslında dünya kötücül bir yerdir. Etrafımızda olanlara bakarsın. Baksanıza yani Suriye'de olanlara. Hani hangi fikirden, hangi dinden, hangi inançtan olursa olsun, hangi ideolojiden olursa olsun o insanların o hali. O çocukluğumda bana bir masal diyarı gibi anlatan Halebi şöyle bir drone ile çekimlerini düşünsenize. Dünya çok kötü bir yer. Bir dünyanın gerçekliği çok yakıcı. Ee, aslında e, şeyde e, gerçeklik de hiçbir zaman yaşayan gerçeklik insanlara tam olarak sunulamıyor. Üzerinden şöyle bir dönem geçtikten sonra bu gerçekliği yeniden üretme ihtiyacı vardır. İşte biz niye severiz Marko işte büyülü gerçekçi romanları ee, var olan gerçek yaşamın içine böyle masalsı, doğaüstü şeyler koyar. Efekt, efendim nasıl söyleyeyim? İşte mezardan ölü kalkar gelir sohbet eder ve sen bunu şey yaparsın. Gerçek gibi algılarsın. İşte burada aslında yapılan şey o dünyanın yakıcı gerçeğini yeniden üretip estetize ediyorsun. Romancılığımı da bunun üzerine kurdum ben. Karayılan romanım gerçek. Işte Savaş Ana romanımda olaylar gerçek ama iki kurmacı karakter var. Orada değişik bir şey yaptım. Burada da Cahide'nin gerçekliğini, Cahide'nin yaşadığı dönemin gerçekliğini, dolayısıyla Türk sinemasının, siyasal yaşamının ve Türk tiyatrosunun yeniden ürettim. Dünya Düz bir şekilde anlatılamayacak kadar kötü bir yer. O yüzden yani dünya mükemmel olsaydı sanata ihtiyacımız olmazdı. Dünya mükemmel olsaydı romana da ihtiyacımız olmazdı. O zaman ne yapacağız? Bunu mükemmelleştireceğiz. O zaman boşuna melekler yeryüzünde yaşayamaz dememişsiniz. <gülüyor> evet. evet <gülüyor> Şimdi Cahide'yi anlayabilmek için, Cahide Sonku'yu anlayabilmek Aha. için o dönemin Hı hı. ülkemizdeki toplumsal yapısına da, hı hı. kültürüne de her şeyine hı hı. bakmak gerekiyor. Evet. Emrin Halk Evi'nde tiyatroya başlıyor. Hı hı. Sinemalarda, tiyatrolarda yüzlerce hı hı. metre kuyruklar var. Evet. Öyle bir dönemde. Evet. Siz genel olarak o dönemin bir panoramasını çizer misiniz hocam? Hangi şartlar altında adım atıyor tiyatro ve sinemaya? Yani aslında Cahide çok böyle yoğun bir değişimin içerisinde doğuyor. Yani 1916 yılında ee, Yemen Bağdû sabahda doğuyor. Babası Osmanlı subayı, dedesi Osmanlı ee, paşası generali yani. Ve Yemen Osmanlı'nın en son çekildiği yerlerdendir artık Arap coğrafyasında. Ee, İstanbul'a geliyorlar. Dedesi Çorapsız İbrahim Paşa emekli oluyor. Babasının İngilizlere esir düştüğünü zannediyor. E, ve böyle bir ortamda e, Cumhuriyet kuruluyor. E, o Cumhuriyet'in ilk yıllarının yoğun değişimi e, içerisinde büyüyor Cahide. Düşünün her şey değişiyor Cumhuriyet devrimleriyle. Yani e, kadına bakış, hayata bakış, gündelik hayat, e, kılık, kıyafet, alfabe, soy ismin çıkması e, ve batılılaşmanın en yoğun olduğu dönemde işte Afife Cale'nin de açtığı yolda tek partinin desteğiyle de sahneye çıkıyor ilkokuldan itibaren. İlk eğitimini halk evinde alıyor. Çünkü halk evlerinin şeyi de işlevlerinden birisi de bu batılılaşmayı yani Cumhuriyet devrimlerine tabana indirebilmekti. Orada başlıyor orada keşfediliyor. Daha sonra de figüran olarak yani figüran dansçı olarak başlıyor ve Muhsin Ertuğrul'la tanışınca tüm hayatı da değişiyor. Evet önemli bir şey gerçekten ancak az önce sözünü ettiğimiz bir olay var. Çocukluğunda yaşadığı bir travma var. Hı hı. Üstü kapalı da olsa söz ettiğiniz babasıyla ilgili. Evet. Kitabın 217. sayfasında şöyle bir cümle var Cahide'nin söylediği, söylettiğiniz. Bir kız çocuğunun en büyük trajedisi babasının bir gün gelmeyeceğini bilmesidir. Evet. Belki de e, Roman'ın e, kilit cümlelerinden birisi Caidin'in yaptıklarının hı hı. tırnak içinde yapamadıklarının, yapmak hı hı. istemediklerinin temelinde ben hep bu düşüncenin olduğunu hissediyorum. Bunu bu eksiklik olarak görmüş ve hı hı. hayatının her döneminde ilişkilerinde, hı hı. evliliklerinde dahi hı hı. sanki e, bu düşüncenin etkisinde kalmış gibi davranmış aslına bakarsanız. Evet, çok güzel yakalamışsınız bunu. Çünkü onun hayatını, özetini yazıp, bütün araştırmalarımı yaptıktan sonra, yani dönemle ilgili gazete arşivlerine girdim, dergileri taradım, bütün oynadığı tiyatro oyunlarını okuduğum filmlerini izledim. Daha sonra bu işte 30, 40 ne her neyse hatırlamıyorum şimdi. Özeti önüme koyduğumda, yani genel bir çerçeve çizmem gerektiğinde işte buna karar verdim. Romanın bir danışmanı vardı, psikolog danışmanı, psikolog Ercan Süt. Onunla uzun uzun Cahide hakkında konuştuk o özeti okuduktan sonra. O işte sürekli Cahide'nin borderline yani sınırda kişilik olduğunu söylüyordu ama daha sonra olmadığını o da ikna oldu şey özeti okuyunca ve orada şunu fark ettik ya insan dünyaya eksik fırlatılır yani dünyaya insan eksik gelir. Ee, i̇şte hep söylenir ya bir yavru ceylan doğduktan atıyorum 15-20 saniye sonra ayağa kalkar, zorlanır ve memeye gider. Oysa insan doğduktan sonra meme ona gelir. İnsan neredeyse prometüre doğar. İnsan eksik bir varlıktır. Ve bu eksikliğini Tamamlaması çok uzun sürer. İnsan bedeni gibi ruhu da böyle eksiktir. Ömrümüz işte zihnimizde yazdığımız hikayelerle bu eksikliğimizi tamamlayarak geçer aslında yani. yani ps psika psikanalistlerin söylediği teoriler bunlar. Cahidenin de işte kendi hikayesini yazarken ruhundaki eksikliği tamamlarken hep o babasızlık bir yerde gizli kalıyor, bir yerde kalıyor. Çok önemlidir yani kız çocukları için. Tabii bunu şunu da belirtmek lazım. Bu bütün kız çocuklarında böyle değildir. Ee, bütün genellemeler gibi bu da yanlıştır. Ama Cahide'de durum buydu. Ee, ve birden şunu fark ettim. Hayatına çok fazla erkek girmiş ve o erkeklerin dünyasına sığınmış Cahide. Böyle babasız da olduğu için bir köksüzlük hissini hep hissettim onda. Yani röportajlarında tavrında bunun üzerine de altı bölüm romanın 4 bölümünü onun erkeklerinin isminin başlığıyla yani erkekleri üzerinden cahideyi anlattım onun hayatına giren erkekler Çünkü dönemsel olarak da cahidenin hayatı bölümlere ayrılıyordu her yeni biriyle tanışıp yeni bir aşk yaşadığında cahide babasını İngilizlere esir düşürdü zannediyor uzun yıllar babası, Kutl Amare'de İngilizler esir düşüyor. Ama daha sonra annesiyle boşanıyorlar ve bunu uzun yıllar ondan gizliyorlar. Ve Cahide babasının bir süre sonra gelmeyeceğini zannediyor ve bu bu eksiklik onun hayatındaki üç önemli travmadan birisi. Diğer ikisine de gelelim hocam. Ona gelmeden önce aslında hı hı. bu eksikliğin ona kazandırdığı bir güçten de söz etmek lazım. Evet. Sonrasındaki yaşamında bunu hı hı. güce çevirmesini de biliyor. Hı hı. Yaptığı bütün çalışmalarda hep güçlü kadınlar, hı hı. güçlü kadınları öne çıkarıyor. Hı hı. Örneğin senaryolara müdahale ediyor, yani hı hı. etkin bir rol oynuyor. Hı hı. Çevirdiği filmler, kurduğu yapım şirketi, hı hı. onunla yaptığı filmler tek figür var, güçlü kadın. Bunu hı hı. böylece olumlu tarafa yöneltmiş de diyebiliriz değil mi? Oynadığı çok kadın, özellikle yaratımında bulunduğu filmlerdeki kadınlar Cahide'ye benziyor. Güçlü, tuttuğunu koparan, asla pes etmeyen, kendisi gibi kadınları yazıyor, oynuyor ve ürettiriyor yani. Diğer öne çıkan o iki travmasından da söz edebilir miyiz? E, tabii çok spoiler oluyor günümüzün moda deyimiyle ama İstanbul'a taşındıktan sonra aile çok büyük bir konakta, Fatih semtinde konakta kalıyor. Ee, ve İstanbul'un o meşhur yangınlarından birisi başlarına geliyor. Fatih'teki konakları yanıyor hı. ve aile tüm mal varlığını kaybediyor. Ve e, Cahide e, artık umutsuz dünyaya küsmüş dedesi, kız kardeşi e, ve mutsuz annesiyle bir tanıdıklarının müştemilatında hayata yeniden başlıyor. Ve oradan grafiği yükselerek Türkiye'nin en güçlü kadınına dönüşüyor. İşte bu da anlatılması gereken e, hikayelerden. Birisi, bu, birisi bunu anlatmalıydı ve çok önemli e, bu nokta. Muhsin Ertuğrul'la e, hangi oyunlar ve sinemalar var Cahide'nin yaşamında öne çıkan? Evet, yani saymakla bitmeyecek kadar çok. Yani. Birkaç örnek verelim hocam en azından. E, yani Hamlet'i karşılıklı oynuyorlar. Eee oynuyor şey Cahide. Daha sonra Hamlet rolünü ilk kocası Talat Artemel devam hı hı. ettiriyor tam aşık oldukları dönemde. yani dönemde kayıt tutamıyoruz ama yazarlardan biliyoruz. işte Çetin Altandan biliyoruz şeyi Onun sahnede. Hı hı. Ee, ne kadar etkili olduğunu. Çetin Altan lisedeyken ya da ortaokuldayken Cahide bir oyunda oynuyor. Tepebaşı, dram tiyatrosunda. ve Bunlar sürekli okulu kırıp onu istemeye <laughs> gidiyorlar. Ee, yine e, şey çok güzel bahseder. Haldun Taner. Evet. Ee, dönemin tiyatrosu ile ilgili her şey yazılı ya da Hı. ilanlardan çıkıyor. Ama dönemin sineması Musun Ertuğrul İlk oynadığı film 1936 olması lazım. Söz Bir Allah Bir. Hı hı. Senaryo Nazım Hikmet. Hikmet. Reji Muhsin Ertuğrul. Ee, ve en büyük çıkışı e, bir yıl sonra bu olay filmden bir yıl sonra Aysel, Bataklı Dam'ın kızı Aysel'de şey yapıyor. E, ne denir? E, yakalıyor Cahide. İlk kadrajın köye döndüğü Türk filmidir o. Ee, batılı bir tiyatro oyunundan feyiz almışlardır. Senaryo yine Nazım Hikmet'indir. Ee, ve filmin başında Cahide patika bir yolda uzun uzun yürür. Yani Haldun Taner çok güzel anlatır orayı. Onun o güzelliğini, o yürüyüşünü, o tozun şey yapmasını. Sonra bir at arabası gelir. Talat Artemel vardır üstünde. Ve Bataklı Dam'ın kızı Aysel At arabasına biner ve bütün hayatı artık değişmeye başlar. Kült oyuncu kategorisini yükseltmiştir o film. Sinema salonları artık yaygınlaşmış. İstanbul'un ve Anadolu'nun merkezlerinin her tarafında var. Ve Cahide birden starlaşıyor. Türk sinemasının ilk starı oluyor. Hatta orada böyle bir başına taktığı yazma var. Moda tarihini çok bilmem ama benim rastladığım... İlk şey o moda figürlerinden birisidir. Hani Daha öncesinde bir iddiaçıların, kuvvacıların kalpağını sayabilirsem daha sonrasında da buldum Aysel'in yazması her yerde milyonlarca satılıyor. 15 milyonun caidesi ifadesi o dönemlerden kalmamış. Evet, evet. Yani işte o cumhuriyetin ilk yıllarına denk geliyor. Hani şey vardır ya, marşta da denir ya 10 yılda 15 milyon Genç yarattık her yaştan. Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusu 15 milyon ve 15 milyon kişi de Cahide'ye şey yapıyor, seviyor, hayranlık besliyor. 15 milyonun Cahide'si diyorlar çok yerinde. Yani şimdi de umarım daha da yaygınlaşacak Cahide ve o 85 milyonun Cahide'si olacak. Hocam Cahide için Türk sinemasının ilk starıydı diyorsunuz. Evet. Çok iddialı değil mi? Sadece X starı demiyorum, Türk sinemasının en büyük starı diyor. <laughs> İddiayı daha da büyütelim. Tabii o dönem alışkanlıklarımız günümüz gibi değil. Her şey daha yavaş, her şey daha büyük. Yani büyük derken nasıl tanımlamam lazım? Büyük değil de daha manalı, daha derinlikli, uzun süre kalabiliyor ve her şeyi daha düzeyli. Biz biraz tüketim toplumu olduğumuz için. Yani şimdiki starlarımıza da özellikle televizyon starlarımıza değil mi biraz şey gibi böyle bir bisküvinin ambalajı muamelesini yapıyoruz. Yani işimiz bitince bir kenara bırakıyoruz onu. Tüketim alışkanlığımız değiştiğinden sürekli hayatımıza starlar giriyor, starlar çıkıyor, starlar giriyor, starlar çıkıyor. Ama eskiden böyle değildi. Ya yakın zamana kadar böyle değildi. Mesela Türkan Şoray'ı hala bugün önemli yapan onu star diye almamızın nedir? Onun bir sinema oyuncusu olması. Eğer Türkan Şoray sadece bir dizi oyuncusu olsaydı şimdiye çoktan unutulmuş olurdu. Unutulmadı çünkü sinema. Mesela Şener Şen çok önemli bir oyuncu ama sinema oyuncusu. Fakat Şener Şen'den sonra son yıllarda çıkanları değil mi bir süre sonra hatırlamıyoruz bile. Dolayısıyla Cahide'nin döneminde de sinema olduğu için Tiyatro olduğu için ve bu çok uzun yıllara yayıldığı için, rakip olmadığı için en büyük starımız demek e, abartılı olmaz galiba. Kitabınızı ben e, biraz tereddütle okumaya başladım aslına bakarsanız. Gözümü korkuttu. Ama başladıktan sonra da e, siz üç günde bitirirsiniz demiştiniz ama e, bir günde bitirdim açıkçası. E, hı hı. Zaman zaman e, içim yandı. E, hı. Özellikle... Cahide'nin annesinin ölüm sahnesini anlattığınız o bölümde. Hı hı. Yani e, kitabın sayfaları ıslandığı açık ve olarak söylemek gerekirse. Bazı bölümleri okuduğumda bir an önce bölümler bitsin istedim. Hı hı. Bitsin, ızdırap da bitsin istedim açıkçası. Hı hı. Bazı bölümler hiç bitmesin istedim, devam hı hı. etsin istedim. Hı hı. Ama romanı bitirdiğimde kafamda oluşan düşünce şuydu. Cahide ne istediyse istediği her şeyi yapmış. Olumlu veya olumsuz. Hayatındaki bütün olumlu şeyleri istemiş, başarmış. Hı hı. Artık başarmak istemediğinde ise kendisini hı hı. bırakmış. İzlenim uyandı bende, düşüncesi uyandı hocam. Cahide başarmak istediği her şeyi başarıyor. Ama başardıktan sonra o statüyü devam ettiremiyor. Çünkü ben de biraz öyleyimdir. Yani işte el becerisi bir şey yapmak ister bir maket falan. Onu yapmayı öğrenince artık eskisi kadar keyif vermiyor. Birçok kişi de böyledir galiba. Daha sonra hayatı bir basamak aşağı indiğinde orayı kabulleniyor ve asla bırakmıyor. O sahiplenmeyi kabulleniyor ama her zaman dik duruyor. Yani son model Rolls Royce'a binerken de aynı cahide emekli maaşını meyhaneye yatırıp beş parası kaldığında da aynı cahide. Cahide. O dik duruşu, o güçlü karakteri her zaman sürdürmüş birisidir. Anlatılanlar, anılar, söylenenler de hep aynı Cahide vardır o. En başta oyuncu olmak isteyen Cahide ile artık bütün dostlarını kaybetmiş, yalnız kalmış, alkolle sorunu olan Cahide de aynıdır yani. Bu roman kısa sürede 3 baskı yaptı. Hı, hı. E, Gelen ne gibi tepkiler oldu hocam? Herkes kitabı eline almaya korktuğunu söylüyor. 700 sayfa olduğu için. Onlarca mesaj aldım. Üç günde bitirdim, iki günde bitirdim. İşte yeni kitabınız ne zaman çıkacak? Ne olur bu defa ince olsun <laughs> ee, diye. Ama birkaç gün içerisinde genelde bunu okuyorlar. Tabi burada bir form format kullandım. Bir senaryo ve yazarlık hocası da olduğum için... Ta mitolojik çağlardan beri kullanılan bir hikaye anlatma formu var. Onu kullandım. O formun sırrı, okuru çekiyor galiba ve kısa sürede okuyorlar. Sağ olsunlar. Şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Hı hı. Son bir tekrar etme adına soruyorum. Hı hı. Cahide Sonkun'un sinemamızdaki yeri nedir? Yaptığı nelerle öne çıkmıştır? Farklılık yaratmıştır hocam. Cahide'nin Sinemamızdaki yeri oyuncu olması, ilk tanınan yetenekli, eğitimli starımız olması. Daha sonra ilk kadın film yönetmeni olması elbette tabii. Hani günümüze düşünseniz hani kadın yönetmenlerin o muhteşem şeylerini eserlerini, bunların ilki yani yol göstericisi. Ya Nirengi Taşı diyebiliriz. İlk kadın yapımcımız hı hı. sinemamızda. Ee, yine de tüm bu başarılarının yanında e, en önemli keşfini ben şey olarak görüyorum. E, Türk sinemasının en üretken senaristi Sadık Şendil'in ilk filmini çekmiştir Cahide. E, Sadık Şendil'in kim olduğuna bakabilir bilmeyenler. Yeşilçam'ı Yeşilçam'ı yapan kişidir. İşte Bursa'da bir tütün eksperiyken bir senaryo yazıyor Sadık Şendil. ve Cahide Sonku bunu okuyor ve o ışığı görüyor. 1950'lerde çekilen Zeki Müren'in başrolde oynadığı, Cahide'nin oynadığı, yapımcısı olduğu ve yönetmenlerinden birisi olduğu beklenen şarkıyı Nınt senaristi Sadık Şendil. Bence Cahide'nin en büyük sinemamızdaki katkısı Sadık Şendil'i keşfetmiş olması gibi iddialı bir şey söyleyeyim. Şimdi sinemadan söz Hı. açıyoruz ve muhteşem bir önce senaryo sonra bir roman var elimizde. Teklifler Hı. var mı? Evet bayağı bir yapım şirketi istedi. Görüştük menajerimle birlikte ve bir yapım şirketi, film yapım şirketi haklarını aldı Cahide'nin. Dizi olarak şey yapacaklar, bir dijital platforma yapacaklar. Bir aksilik olmazsa romanın uyarlaması ekranlara düşecek yani. Eyüp Hocam konuğumuz oldunuz, romanınızla ilgili açıklamalarda bulundunuz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Eksik olmayın. Sağ olun, siz de eksik olmayın.